Antalya Haber Merkezi'nden merhabalar sevgili seyirciler. Evet, bugünkü konuğum çok önemli ve hayatımızda hani pek hep bahsediyoruz, bir koçumuz olsa da bizi yönlendirse. Evet, yaşam koçluğu. Yaşam koçluğu ne demek, onu konuşacağız. Onun için Aktif Yaşam Koçluk Akademisi sahibesi, yöneticisi Sayın Özlem Özcan Sezer bizlerle. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Evet Özlem Hanım, çok konuşuluyor bu aralar. Her yerde de hemen hemen tabelalarını görüyoruz yaşam koçluğu diye. İnsanlar tabii ki merak ediyor yaşam koçluğu nedir? Biraz bunlardan bilgi almak istiyoruz. Yaşam koçluğuyla ilgili neden ihtiyaç vardır? Bunları da soracağız ama önce yaşam koçu nedir? Ne yapar? Şimdi öncelikle şöyle söyleyeyim. Koçluk kişinin hayatında almak istediği sonuçları kısa yoldan ve güvenli bir şekilde ulaşmasının yöntemleridir. Yaşam koçluğu insanların yaşam alanlarında, yani iş hayatı, özel hayatı, ilişkileri, sosyal hayatı, kendiyle ilgili bütün alanlarında almak istedikleri sonuçları, hayallerini, hedeflerini, isteklerini kolaylıkla ulaşabilmesinin yöntemlerini anlatan ve ulaşmasını sağlayan sistemlerin bütünüdür diyebiliriz aslında bir anlamda. Peki. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Eğer ki başarıyı elde etmek istiyorsanız, bir hedefiniz varsa, bu hedefinizde hızlı yol alabilmeniz için kullanmanız gereken bir sistem, yaşam koçluğu sistemi. Peki, psikolojik sorunları olanlar mı gelir yaşam koçuna? Ya da psikoloji de var mıdır bunun içerisinde? Biz aslında pozitif psikolojiyle çalışıyoruz bir anlamda. Psikolog değiliz. Zaten doktorlukla hiçbir alakamız yok. İnsanların psikolojisini iyileştirdiğimizde zaten böyle bir şey iddia etmiyoruz. Terapist değiliz. Bunun altını özellikle çiziyorum. Şöyle düşünelim. Bir düz çizgi 0, işte sol tarafında -1 ve -10, sağ tarafında +1 ve +10. Bu çizgide sağlıklı alanı artı kısmına baktığımız zaman ruh sağlığı açısından sıfırdan itibaren, hatta +1'den itibaren geri kalan kısım, psikologların veya psikiyatrların duruma göre hangi rahatsızlıksa psikomatik ya da nörotik olarak rahatsızlıkları tedavi eder. Bizimki tedavi amaçlı değil, tamamen sonuç odaklı, çözüm odaklı. Neden sorusunu sormadan ne, nasıl, nerede yapabiliriz, hedeflerinize nasıl ulaşabiliriz? Bunun cevaplarını aradığımız bir sistem aslında koçluk. O yüzden kesinlikle sağlıklı bireylerle çalışıyoruz. Şöyle, psikolojik olarak sorunlara düşmeden, psikoloji rahatsızlığı yaşamadan öncesi size gelecek kişiler ki bunları yaşamasınlar. Çünkü mutlu olmanın bir sırrı da başarıdan geçiyor. Aynen. Başarısızlık iş hayatında, özel hayattaki başarısızlık haliyle psikolojinize yansıyor ve sıkıntılar yaşıyorsunuz. Bunu yaşamamak için, hayatı ve zamanı dengeli kullanabilmek için işte yaşam koçuna gideceksiniz ve yaşam koçu bu psikolojik sorunlara bulaşmadan size yol gösterecek. Bunu da tabii ki çok altını çizmek lazım aslında. İnsanlarımızın, herkesin nasıl ehliyet sınavına giriyorsunuz, arabada kullanacaksınız, bir eğitim alıyorsunuz. Gerçek yaşamda da, hayatta da en önemlisi, alınması gereken eğitim bence yaşam koçluğu. Kesinlikle. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Biraz önceki konuya istinaden, bize gelen kişilerin bazıları psikolojik soruna daha girme aşamasında olmadan, yani herhangi bir rahatsızlık derken ciddi bir rahatsızlık demeyelim ama ufak bunalımlar diyelim. Daha ona girme öncesindeki aşamadaki insanlar da gelebiliyor. Şunu hepimiz biliyoruz ki yaşamımızda tekrar eden ve işin içinden çıkamadığımız durumlarımız, bu dediğim gibi yönetemediğimiz işimiz, yönetemediğimiz ilişkilerimiz, yönetemediğimiz ailevi durumlar, sosyal hayattaki girişkenliğimiz ya girişkenliği olmaması, çekingenliğimiz diyelim, özgüven eksikliği, kendimizi yeteri kadar sevmiyor olmak, kendimizi değersiz hissediyor olmak, aslında bunlar hepsi yaşam koçluğunun çalışabileceği alanlar. Biz burada dediğim gibi sorunu çözmekten çok kişinin o noktada olma sebebini bularak, kendi aklını kullanarak, o iyileştirici duruma, kendini daha iyi getirme durumunda ne yapabileceğini sadece sorular sorarak çalışıyoruz. Yani koçluk hiçbir zaman akıl vermek, danışmanlık yapmak değildir.
sadece sorular sorarız. Kişinin kendi içinde bulamadığı cevabı ararız. Bir hikaye var, hemen aktarmak istiyorum. Çok seviyorum. Koçluktaki güçlü soruları anlatan bir hikayedir. Bir gün bir bilge sokak lambasının altında anahtarını arar. Eve giremiyor çünkü. Bunu gören, onu sevenleri onunla beraber anahtar aramaya başlarlar. Bir saat kadar sürede o aydınlık alan içerisinde bulamazlar. Sonra derler ki, bilge emin misin burada düşürdüğünden? Çünkü bulamıyoruz. Bilge der ki, ben burada düşürmedim. Ben kapının önünde düşürdüm. Bilge diyor, biz niye o zaman orada aramıyoruz? Diyor, burası aydınlık. Şimdi bu hikayeyi o kadar çok seviyorum ki, insanlar kapalı alanlarda, karanlık alanlarda içinde bulundukları durumdan çıkmaya çalışıyorlar. Einstein bir sözü vardır, der ki, sorunu üreten zihninizle çözüm üretemezsiniz. Önce bakış açınızı değiştirmeniz gerekiyor. Koçluğun aslında bence en güzel tanımlı cümlelerinden bir tanesi, düşüncemizi revize etmek, bakış açımızı değiştirebilmektir. Zaten ondan sonra çözümler kendiliğinden gelecektir. Bir de şunu eklemek istiyorum Cevdet Bey. Kişi sorunlarını çözebilmek ya da istediği sonuçları ve çözümleri kolaylıkla ulaşabildiğinde kendi olan inancı artar, özgüveni artar, içindeki potansiyeli ortaya çıkartır ve der ki, ben evet yapabilirim. Bu da sağlıklı, gerçekten sağlıklı bir bireydir. Şunu da diyebilir miyiz? Ben ilk yıllarda tanıştığımda 90'lı yıllarda yaşam koçuyla aslında bir iletişim sistemi oldu. Kesinlikle. Bir iletişim sistemi olduğunu öğrenmiştik. Kendini bazı insanlar hep şöyle der. Ya insanlar beni anlamıyor. Hı hı. İnsanlar hep insanları şikayet eder. Onlara nalet eder. Ama halbuki kendisi insanlara kendini anlatamıyor. Kendi iletişimde bir kopukluk var, bozukluk var. O iletişim kopukluğunu, bozukluğunu düzenleyen bir sistemdir yaşam koçluğu. Kesinlikle. Doğru mu? Koçluk temel eğitimlerde, koçluk temel becerilerinde, koçluk temel sistemini anlatırken şu başlığı kullanıyorum. Aslında siz şu anda ustalık düzeyinde iletişim becerileri eğitimi alıyorsunuz. Çünkü şu vardır koçluk temel döngüsünde. Öncelikle uyumu yakalamak, kişiyi gözlem yapıp uyumu yakalamak, güven ortamı oluşturduktan sonra aktif dinlemek, empatik dinlemek, arkasından soru sorarak birbirimizi doğru anlamak ve anladığımı geri iletmek ve bu şekilde de döngü devam eder. İşte soru dinleme, soru sorma ve geri bildirim şeklinde devam eder. Öncelikle aslında koçluğun terapi yönü şudur, ben bunu da söylüyorum. Kişi yaşam koçuna geldiğinde gerçekten anlaşıldığını ve dinlenildiğini hisseder. Kendini fark eder, kendini dinlemeye başlar. O yüzden de tekrar tekrar yaşam koçuna gelmeyi, yani belli bir süre aralığında tabii hedefine ulaşıncaya kadar mutlu bir şekilde gelmeye devam eder. Çünkü belki hayatında gerçekten ilk defa anlaşıldığını hisseder. Çünkü biz şöyle iletişimimize baktığımızda, başım ağrıyor diye başlıyorum mesela. Karşı tarafta diyor ki, ya hiç sormayın, dün akşamdan beri başım ağrıyor. Ve ben aslında kendimi anlatamadan karşımdaki kişiyi dinlemeye başlıyorum. O yüzden belki en büyük sorunumuz ya da en çözülmesi gereken, bizi daha ileriye götürecek olan şey, iletişimimizi en iyi boyutta taşıyabilmek insanlar arası diyorum. Zaten kavgaların ve en büyük savaşların sebebi iletişimsizlik. Ve iletişimi de sakın yanlış anlamasın sevgili seyircilerimiz. Yani konuşmak, telefonla aramak demek değil. Onu da anlatmak gerekiyor. İletişim, bize bir hocamız demişti ki, size bir master key vereceğim demişti. Master key bir anahtar. 5 yıldızlı otellerin odaları, çok biliyorsunuz, yüzlerce oda var. Her odanın da ayrı anahtarı var. Ama öyle bir anahtar var ki onun adı Master Key, bütün kapıları açıyor anahtar. Bütün 5 yıldızlı otelde odaların kapılarını açar. O da genel müdürde durur ya da işte ön büroda durur. Bir şey olursa gider onunla kapıyı açarlar. İşte ben size bir Master Key vereceğim diyordu. Bu anahtarla her şeyi açabileceksiniz. Her yere girebileceksiniz. Her sorunu çözebileceksiniz. Ama anahtarın bir adı var. Ne? İletişim. Aynen. İşte o iletişimi kurmak, o iletişimle ilgili eğitimleri almazsanız ne yönetici olabilirsiniz, aynen, ne insan idare edebilirsiniz, ne de mutlu olabilirsiniz. Kesinlikle. Her şeyden önce özel hayatta da iletişim çok önemli. Ama tabii ki bizim insanımızın böyle bir derdi yok. Anlatmak derdindeyiz. Anlaşılma gibi bir ihtiyacımız yok. Daha doğrusu anlaşmaya çalışmıyoruz. Sadece kendimizi anlatıp karşı tarafın bizi anlamasını istiyoruz.
Koçluğun bence en güzel şeyi şu, karşı taraf gerçekten anlatmak istediklerini anlatıyor, koç onu anlıyor. Nötr bir şekilde katalizör diyorum, tepkimeye girip tepkimeden değişmeden çıkabiliyoruz seanslar içerisinde, görüşme içerisinde. Ve kişi aslında bizimle beraberken kendi cevaplarını buluyor Cevdet Bey. Bence koçluğun en önemli kısmı. Çok güzel o. Eksilerini görüyor. Aynen. Ne kadar güçlü yanlarını fark ediyor. Kesinlikle bir ayna var karşısında ve kendisiyle görüşme imkanı oluyor diyor. Aslında bir kendisiyle iç konuşma olarak bile koçluğu bir anlamda değerlendirebiliriz. Tabii ki sadece bu değildir ama bir anlamda değerlendirebiliriz. Siz tabii ki gelenlere bu şekilde yaşam koçluğu yapıyorsunuz ve hayatlarında daha başarılı olabilmesinin anahtarını veriyorsunuz. O anahtarla da onlar kapıları açmaya çalışıyorlar. Fakat bunun yanında bir de eğitimi veriyorsunuz. Eğitimleriniz var, sertifika veriyorsunuz. Kişiler de bir yandan hem eğitim alıp hem de eğitim verebilecek pozisyonlara gelebiliyorlar. Şimdi biz 2013 yılı Haziran ayında yaşam koçluğu meslek olarak artık MYK'da meslek yeterli kurulu devlet tarafından kabul edildi. Çünkü böyle bir mesleği zaten dünyada kabul olmuş bir meslek. 1890'lı yılların başında başlayan bir meslek. Sadece bizim ülkemizde çok yeni olduğu için çok fazla bilinmiyor. Ve artık biz meslek olarak kabul edildik. Dolayısıyla hem konumda böyle bir açık var. Yani insanlar arasında ilişkide dediğiniz gibi iletişimde, hayatlarında daha mutlu ve başarılı olmak açısından böyle bir eksiklik var. Bu meslek, koçluk mesleği hem bunun yerini aynı zamanda oluşturuyor. Hem de gelişim açısından zaten ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Şu anda da tabii çok güzel bir talep var bununla ilgili. İnsanlar ilişkileri kuvvetli, insan ilişkileri kuvvetli, kendini gelişimi açık, insanları seven, faydalı olmayı seven, farkındalıkları yüksek olan insanlar zaten bir anlamda alternatif meslek olarak koçluğu seçmeye başladılar. Birçok kurumda, bizim gibi özel akademilerde koçluk eğitim veriliyor şu an Türkiye'de. Çünkü üniversite statüsünde henüz eğitimlerimiz oluşturulmadı. Bununla birlikte tabii ki belli etik standartlara oluşturulmuş kurumlardan koçluk eğitimi almalarını kesinlikle tavsiye ediyorum. Siz bu standartlardan bahsederken vereceğiniz belge nereden bir belge veriyorsunuz? Nereyle akreditesiniz? Bizim Uluslararası Association for Coaching, AC olarak tanımladığımız bir koçluk organizasyonu. İngiltere merkezli bir koçluk organizasyondur. Zaten dünyada tanınmış birkaç organizasyon var. Biz kendi eğitimlerimizi uluslararası standartlarda vermek adına onaylattık ve şu anda da eğitim alan kişiler sertifikalarını uluslararası onaylı olarak alıp isterlerse yurt dışında da rahatlıkla bu belgelerde tanınır bir koç olarak meslek hayatlarına devam edebiliyorlar. Harika. Ne kadar güzel. Evet. Efendim mutluluğun sırrı iletişimden geçiyor. İletişimi de öğrenmenin teknik yolu ve sistemi de yaşam koçlarına gitmeniz gerekiyor. Yaşam koçlarından öğreniyorsunuz. Onun için ben her şeyi bilirim. Ben insanlarla iletişimi iyi, ikna edebilirim diyen hani çok iddialı kişiler vardır. Onlara diyoruz ki hayır, bunun sistemini öğrenin. Ya da çekiniyorsunuz, toplumda konuşmaya çekiniyorsunuz. Kalabalık yerlerden belki ürküyorsunuz. Bununla ilgili de rahatlatıyor yaşam koçu, sizi yönlendiriyor. Çünkü biliyoruz ki çok büyük liderlere, siyasi başkanlara, bakanlara bu eğitimler veriliyor, alıyorlar. İletişim dilini ilerletebilmek adına onlar da. Keza bizim siyasetçilerimizin iletişim dili iyidir biraz. Pek ihtiyaçları olmuyordur belki ama alan alıyordur. Çünkü bizim memleketimiz çok renkli. Peki, size başvurmak isteyen olursa, şimdi izleyenlerimiz de oluyor, diyebilir ben ilkokul mezunuyum, işte lise mezunuyum, üniversite mezunuyum, ben yani gelebilir miyim, bu eğitimlere hem katılabilir miyim hem kendimi geliştirebilir miyim, böyle bir standart eğitim standartı arıyor musunuz? Çok güzel bir soru sordunuz. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Koçluk bir tutumdur, bir davranış modelidir. Bunun öğretim hayatıyla ilgili olduğunu düşünmüyorum. Bir çoban da hayatını istediği gibi yönetebilir, hayallerine ulaşabilir. Onun mezuniyetine bakılmaz. Bir profesör de hayallerine ulaşmıştır ya da ulaşmak istiyordur. Hedefleri vardır ve bunları adım adım gerçekleştirmiştir. Bunun da öğretim hayatına bakılmaz. Bir anne de aslında koçtur. Yani koçluk yapar hayatına.
evinin dirliğini, düzenini korur. Belli bir planlı ve stratejik planlama vardır aslında her yerde. Bir iş yerine baktığınızda da bunu korur ve devamlılığını sağlar ve daha iyi taşırsa aslında bu kişi de kendi hayatının koçudur. Yani biz biraz tepki de var koçla, onu da biliyorum. Biz çok iddialı değiliz. Şu anlamda iddialı değiliz. İzleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. Mutlu olmak istiyorsanız, başarılı olmak istiyorsanız, ilişkilerinizi daha iyi taşımak istiyorsanız, kariyerinizi daha ileriye götürmek istiyorsanız, profesyonel anlamda koçluk mesleğinden mutlaka destek alabilirsiniz. Bununla birlikte, bununla ilgili hayallerinizi hedef haline getirip, netleştirip, bunlara adım adım stratejik bir planlamayla ulaşabiliyorsanız, siz zaten hayatınızın koçusunuz. Biz nerede devreye giriyoruz? Göremediğiniz, fark edemediğiniz, önünüze çıkan kör noktaları, engelleri fark edip bunları kolaylıkla aşabilmenizle ilgili size dışarıdan aslında belki biraz da kör noktanızı fark ettiriyoruz. İçinizdeki o güçlü yanınızı, harika yönlerinizi size keşfettiriyoruz. Bunu yaparken de sadece soru soruyoruz. Akıl vermiyoruz, bunun altını kesinlikle çiziyoruz. Size yönlendirmeyi asla yapmıyoruz. Bu anlamda bence eleştirmiyorsunuz. Asla. Aman sen şöyle bir adamsın. Bizim en güçlü yanımız yargılama koşulukta kesinlikle yoktur. Kişi yapabildiğinin en iyisini yaparak gelmiştir zaten. Ve biz zaten daha iyisini yapması ile ilgili farkındalık oluştururuz. O yüzden dediğim gibi hedefleri hayallerine ulaşmış her birey aslında kendi yaşamının koçudur. Hani o yüzden bunun bir eğitim veya öğretim hayatıyla kesinlikle kıyaslanmaması alakası gerektiğini, evet, sadece bunun farkındalık yolculuğu olduğunu anlatmak istiyorum ya da fark ettirmek istiyorum. Efendim çok insanlar eşinden, dostundan akıl almıyor. Tabii ki normaldir. Gider, sorar. Ya biri bana böyle dedi, ne yapsam? Ya da iş yerinde şöyle yaşadım, böyle oldum. Hani akıl almaya diye gidersiniz. Ama hayatımda hiç yapmadım. Hı hı. Hiç yapmadım. Yani böyle bir genimde var, genetiğim dedi. Kimseye gidip bir sorunumu anlatıp da ben burada ne yapsam diye sormuyorum. Sormamakla ilgili de hep mücadele ediyorum. Ya benim sorunumu ben çözemiyorsam karşı taraftaki insan nasıl çözecek? Güzel. Hani benim aklım bana yetmiyorsa karşı tarafının aklı bana ne kadar yetecek diye hep soruyorum. Fakat burada ince bir çizgi var. Evet. O hataya, o yanılgıya, o karamsarlığa düşmemenin yolu yine yaşam koçluğu. Yaşam koçluğuna gelmek, burada bu eğitimi almak, işte bu karamsarlıklar, başkalarına sorular sorma ihtiyacı duyurtmadan kendi kendinize bir takım sorunlarınızı çözebilme ihtiyacını bu eğitimlerle, aynen, alabiliyorsunuz. Şimdi şöyle bir hikaye var, çoğu izleyicimiz bilir. Herkes aklını pazara çıkarmış, akşam üzeri dolaşırlarken gene artık dayanamamışlar, kendi akıllarını alıp çıkmışlar. Koçluğun dediğim gibi tek en çok sevdiğim şey, kimseye akıl vermiyoruz. Evet. Şimdi şöyle bir örnek vermek istiyorum. Kurumlar bile zaman zaman kendi içlerinde dışarıdan biliyorsunuz denetçi gelir ya da müşterileri vardır, gizli müşteri biliyorsunuz. Gizli marketlerin müşterilerle, aynen öyle. Dedim ya, kör noktaları, hepimiz araba kullanırken o kör noktayı biliriz. Çok iyi şoför olmanız, o yolu çok iyi tanıyor olmanız, arabanıza hakim olmanız sizin kör noktayı keşfedin anlık bir dalgınlıkla, dikkat eksikliğiyle her şey olabilir. Bu anlamda biz dediğim gibi o kişilerin aslında kör noktalarını keşfettiriyoruz. Ve bunu yaparken de sadece sorular soruyoruz. Yani kişi akıl almaya gelmiyor. O neyi yarattığını ve nasıl oluşturduğunu bulamadığı kısmı sadece sorularla, ne olsa hani sence bu çözüm gelir, bunun sence sebebi ne olabilir, nasıl bir yol izliyor olsak sence sonuca varabiliriz, daha önce böyle bir durum yaşamış mıydın, yaşadığında nasıl bu durumu çözmüştün gibi hatırlatma yapıyoruz desek, evet, çok daha güzel olacak. Kaç saat sürüyor bu eğitimler dersler? Kaç gün geliyor kişiler? Bizim eğitimlerimiz 80 saat sürüyor, 13 tam günlük bir eğitim programı olarak değerlendirebiliriz. Yani haftada bir gün mü geliyor? Haftada bir gün olabilir, haftada iki gün olabilir. Hafta kaç içi saat grupları? Bir saat mi? Yok, sabah 10'da başlıyoruz, öğleden sonra saat 16'ya kadar devam eden bir programımız var. 4'e kadar, sonra. Öyle, aynen, yoğunmuş. Yoğun. Okul gibiymiş. Aslında şöyle, iletişim demiştik ya, konumuz, evet, herhalde bu merkezde gidecek. Bol bol iletişiyoruz, evet, birbirimizi, evet, anlıyoruz, evet, birbirimize koçluk yapıyoruz. Farkındalık yolculuğu aslında, keyifli bir sohbet diyebiliriz koçluk eğitimine. Ben biraz ruhsal tarafa da kayıyorum ara sıra. Çünkü ruhsallıktan kastım ruhsal zeka. Hani maneviyat anlamında
empatiyi gerçekten hayatımıza aldığımız ve yaşam amacımızı ya da kendimizi tanır ve keşfederken yaşama nasıl katkı yapacağımızı bulmak. Bence bütün insanların asıl temel nihai görevinin bu olduğunu düşünüyorum. Bir de duygusal zekayı ortaya çıkaracağız. Kesinlikle. Duygusal zeka. Olmazsa olmaz. Evet. Aslında siz de tabii bir eğitmen olarak görüştük ama ilerleyen bölümlerde biz bu eğitimi, sizden bu eğitimi alanlarla da röportaj yapmak isteriz. Çok sevinirim. Nereden nereye geldiklerini anlatırlarsa harika. Hem izleyicilerimiz daha iyi anlarlar. Kesinlikle. Bir bölümde de onları davet edelim isterim. Çok sevinirim. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. Ve nice yaşam koçluğu diyelim sizlere de. Teşekkürler. Evet efendim, eğer ki iletişimde uzman olmak istiyorum diyorsanız, İletişimim eksik diyorsanız, insanlarla biraz daha iyi anlaşabileyim ve hayatıma da biraz mutluluk katayım istiyorsanız ve biraz daha hayatı yaşayarak, anlayarak, adı üstünde çünkü, bir yaşam koçu, kendiniz de yaşam koçu olabiliyorsunuz. Nereye giderek? Yaşam koçlarına giderek. Ama tabii bunun için de çok dikkat edeceksiniz. Çok tabelalar var yaşam koçu diye. Benim kafamı çok kurcaladı. Bu kadar tabela, bu kadar yaşam koçu. Gerçekte kim yaşam koçu, kim değil? Merak ettik ve merakımız sonucu biz inanıyoruz ki doğru adresteyiz. Özlem Özcan Sezer'le buluştuk ve sizlere bilgiler aktarmaya çalıştık. Evet, iletişimde başarı elde etmek, hayatta mutlu olabilmenin yolu yaşam koçlarından geçiyor. Hani ben bu konuda zayıfım diyorsanız, buyurun efendim, gidin yaşam koçlarından, koçundan bu eğitimleri alın. Aktif Yaşam Koçluk Akademisi Özlem Özcan Sezer sizleri bekliyor. Hoşça kalın, mutlu kalın ama önce özgür kalın.